Stargate'i biliyor musunuz? Eski. Stargate bayağı klasik olmuştu. Jerry Bruckheimer'ın mıydı o? Jerry Bruckheimer'ındı galiba. O zamanlar hep böyle büyük şeyler çekerdi. Stargate sinemaya geldiği zaman da bayağı bayağı insan gitmişti. Ben yanlış hatırlamıyorsam şeyde seyrettim. Televizyon, Parlament Sinema Kulübü falan böyle güzel filmler getiriyordu ya. Galiba orada seyretmiştim ben Stargate'i. Stargate evet, Kurt Russell arkadaşlar. Filmin konusu şu. Bu arada mesela 90'ların retro filmlerini seviyor musunuz? Ben özellikle 80'lerin ve 90'ların retro filmlerini çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Tarzları hoşuma gidiyor. Nostaljicilik değil aslında. Tarzı hoşuma gidiyor. Böyle kamera daha, mesela kamera daha böyle sabittir. Daha sabittir. Hareketli olsa bile böyle şeydir. Slider'la, dolu'yla falan gider. Çok çok böyle shaky cam falan zaten yok. Ondan sonra çok fazla böyle tık 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 kesme yok. Color grading yok. Ama mesela color grading iyi bir şeydir ya da kötü bir şeydir demiyorum ama o tarz o yani. Yani 80'lerin 90'ın tarzlarında neredeyse görüntü renklendirme falan aynıdır. Şimdiki filmlere bakın arkadaşlar. Ya bu daha kötü demiyorum. Sadece fark olarak söylüyorum. Şimdiki filmlerde neredeyse her filmin renk paleti farklı değil mi? Bazılarında mesela yeşil ağırlıklı, bazılarında sarı ağırlıklıdır, bazılarında mavi ağırlıklıdır falan. Paletler hep farklıdır. Ama 80'lerin 90'ların filmlerinde neredeyse renk paleti hep aynı. Çünkü color grading yok gibi bir şey. Standart yani. Dediğim gibi bu kötü ya da iyi anlamda söylemiyorum bunu. Hep böyle oturaklıdır. Konuşmalar vesaireler daha böyle şeydir. Mainstream değildir. Daha böyle biraz aşırıdır yani. Şimdiki gibi herkese hitap edelim, ortalama olalım değildir yani Marvel filmleri gibi. Neyse, Stargate de bunlardan bir tanesi. Konuyu hiç bilmiyorsanız çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Eğer ilginizi çekiyorsa size bakabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan adını yazayım. Bu o kadar ünlü oldu ki sonra dizisi çıktı bunun, Stargate'in. Şimdi tekrarı yapılacak falan diyorlar. Remake'i falan yapılacak diyorlar. Ben de zamanında bunu seyredip çok hoşuma gitmişti. Olay şu arkadaşlar, bir tane Mısır'da şöyle uzaylılar tarafından yapılmış bir gate gibi bir şey buluyorlar. Ondan sonra bunun işte şifresini falan çözmek için bir tane zeki nerd bir adam çağırıyorlar. Çok özet anlatıyorum. Bir de buna yardımcı olacak askerden, asker olarak şey, Kurt Russell geliyor. Ve bunlar bu gate'den geçiyorlar ve diğer taraftan çıktıkları zaman diğer tarafta da orada görüyorlar. Başka bir galaksiye gitmişler. Aynı galaksinin içinde bile değil galiba değil mi? Başka bir galaksiye gitmişler. Oradan çıktıktan sonra orada işte bakıyorlar neredeyse Mısır gibi. Piramitler falan aynı. Ve orada bir uzaylı bir adam görüyorlar. Adam diyorum çünkü oradaki insanlardan birinin içine girmiş. Ve onunla mücadele ediyorlar. Yani olay şuymuş. Stargate'i bu uzaylı yapmış. Ondan sonra da insanların olduğu yerden yani dünyadan köle alıp diğer galaksinin o tarafına götürüp o kölelerle de işte kendi piramitlerini, uzay gemilerini falan yapıyor. Yani hani bizde hep şey vardır ya, komplo teorileri, abi işte piramitleri uzaylılar yaptı falan. Onun üzerine yapılmış bir film. Yani mesela piramidin üstüne şey, uzay gemisi de piramit şeklinde, normal piramidin üstüne iniyor böyle. Hani o piramitler aslında şeymiş, uzay gemisinin inmesi için böyle bir landing base'miş. Ondan sonra işte orada mesela piramitlerin üzerinde şey olur ya, böyle çakal başlı falan adamlar olur. İşte onlar da mesela maskeli uzaylılarmış. Ellerinde mesela sopa olur. O sopalar böyle şey atıyor. Lazer atıyor falan. Ondan sonra işte o şey açılıyor. İçinden şey çıkıyor. Piramit açılıyor, içine küçük küçük uçaklar çıkıyor. Ateş ediyor bunlar lazerle falan. Acayip ilgimi çekmişti zamanında. İlk defa seyrediyorsanız ilginizi çekebilir arkadaşlar. Yalnız tabii şöyle bir şey var. Bazı yerlerinde artık bilim kurgudan çıkıp bullshitliğe dönüyor. Birincisi, başka bir neden başka bir sistem demedin de başka bir galaksi dedin. Galaksi dediğimiz olay o kadar uzak ki maalesef bilim kurgu yazan arkadaşların birçoğu, özellikle yeni bilim kurgu veya o dönemde de Jerry Bruckheimer, popcorn bilim kurgusu yazan arkadaşlar da bilmiyor bunu. Farklı bir galaksi çok uzaktır ve sen şöyle gittiği yeri haritada görebiliyorlar. Başka bir galaksiye giderse sen onu haritada nasıl görebiliyorsun? Milyonlarca ışık yılı ötede. Senin nasıl bir teknolojin var ki insanlık olarak da onu haritada görebiliyorsun? Başka bir galaksinin bilmem ne gezegenine gitmiş. Bir de o galaksinin içinde görebiliyorsun. O kadar imkansız ki o. Yani astronomi bilen biri götüyle görer ona. Neden olduğunu söyleyeyim. Mesela biz gökyüzünde yıldız görüyoruz ya arkadaşlar, değil mi? Bir sürü yıldız görüyoruz. Normalde bizim galaksimizde işte 100 milyar mı öyle bir şey olması lazım yıldız var diyelim. O civarda. Bize en yakın, bizim boyutumuzda, yaklaşık olarak bizim boyutumuzda galaksilerden bir tanesi
Andromeda. 2,5 milyon muydu? Işık yılı. Bakarsınız arkadaşlar. 2,5 olması lazım. Biz tabii bu sayılar bizi idrak edemiyoruz ya, ama idrak etmeniz için şunu söylüyorum size. Andromeda'nın da içinde diyelim ki 100 milyar yıldız var. Ama bu galaksi o kadar uzak ki biz o galaksiyi, içine 100 milyar yıldız olan galaksiyi gökyüzünde bir tane yıldız gibi görüyoruz. Yani bu 100 milyar yıldızı düşün, o kadar uzak ki biz onu bir tane yıldızla aynı boyda görüyoruz. O kadar uzak. Neyse, hadi onu geçtim. Onu yedik, önemli değil. Burada hani filmi eleştirmekten ziyade biraz böyle bilgi vereyim dedim size. Ama esas bullshit, bak esas bullshit neydi biliyor musunuz? Harbiden öteki galaksiye gidiyorlar. Tabii şey, orada oksijen vesairenin gene olması çok abartı değil. Çünkü uzaylı sonuçta aynı oksijene sahip bir gezegen seçmiş. Tamam, o önemli değil de. Şimdi bizde hani gökyüzünde bir tane ay var ya. Onların gökyüzünde 3 tane ay var. Değişiklik olsun. Hani farklı bir gezegen olduğu anlaşılsın diye. Onların gökyüzünde 3 tane ay var. Ama o aylardan bir tanesi bizim ayla aynı görüntüsü. Bizim ayda böyle surat falan vardır ya. Aynısını koymuşlar abi. 2 tane de uydurma ay koymuşlar. Şu anda böyle bir film çekseler tefe koyarlar abi. Evet, filmi tavsiye ediyor muyum? Yani ben mesela dediğim gibi gençken seyrederken çok hoşuma gitmişti. Ama şu anda sıkıldım. Siz ilk defa seyrediyorsanız hoşunuza gider mi? Bence konsept ilginç geldiyse hoşunuza gidebilir. Vakit geçirtir. Vakit geçirtici bir film yani. Yani böyle kafa dağıtmalı, vakit geçirtici. Gerçek anlamda tabii şu ay haricinde, yani gerçek anlamda eleştirim sadece çok ağır gidiyor. O kadar. Şeyi bekliyorsun çünkü. Çok büyük bir aksiyon falan olsun diye bekliyorsun. Çünkü uzaylıyı falan yenecekler ya. Ama çok az aksiyon sahnesi var. Ama dediğim gibi ilk defa seyrediyorsanız hoşunuza gidebilir bence. EFDB puanı 10 üzerinden 7,5 veriyorum. İkinci filmimiz bir korku filmi olan Stop Motion. Stop Motion bu arada tek kelime. Bu filmin adı olan Stop Motion, yani tek kelime. Bununla ilgili fazla konuşmayacağım arkadaşlar çünkü tavsiye etmiyorum. Size daha önce de demiştim ya, bir film tanımıyorsa ve tavsiye etmiyorsam onun hakkında neredeyse hiç konuşmuyorum. Bu da onlardan bir tanesi. O yüzden üzerine konuşmaya fazla gerek yok. Filmin konusu hızlıca şu. Stop motion yapan bir kadın var. Onun bir kızı var. Sonra bu kadın komaya giriyor. Kızı da stop motion filmine devam etmek istiyor ama kendi stop motion filmini yapıyor. Bir tane küçük kız var, ona yardımcı oluyor. Ama yavaş yavaş bu stop motion, korku stop motion filminin canlandığını ve gerçek hayatta da kendisini gördüğünü, takip ettiğini görüyor. Acaba bu hayal mi, gerçek mi? Hoşuma gitmedi arkadaşlar film. Hiçbir boka bağlanmadı. Beğenmedim. Bir sürü hayal kırıklığı korku filmlerinden bir tanesi. Hayal kırıklığı korku filmlerinden bir başkası da The First Omen. The First Omen yeni bir film arkadaşlar. Duymuş olabilir. Omen'ın prequel'ı. Omen filmi çok ünlüdür ya. Onun öncesinde yaşanan bir olay. The First Omen. Bu film neredeyse herkes tarafından, yani bütün film eleştirmenleri tarafından, bütün filmlerle ilgili YouTube videosu çeken arkadaşlar tarafından beğenildi. Siz ne düşünüyorsunuz veya gördünüz mü? Bunu görmüş, duymuş olabilirsiniz arkadaşlar. Önce de onu sorayım size. Galiba bu Türkiye'de sinemaya da geldi ya. Veya gelecek. Ya geldi ya gelecek. Evet evet, Türkiye'de sinemaya da geldi bu. Gelmediyse gelecek. Gördüğümü hatırlıyorum çünkü. Maalesef arkadaşlar. Omen filmini biliyor musunuz bilmiyorum. İşte bu bir kadın şeytan, Antichrist doğuruyor falan. Öyle bir şeydi. Bu da onun başını anlatıyor. Bir kadın, Amerikalı bir kadın Roma'ya geliyor ve oradaki bir kilisede çalışmaya başlıyor. Kadının gerçek adı da Nell Tiger Free. Kadın gerçek adı bu. Mükemmel bir isim değil mi? Navaz kuruz, güzel abla demiş. Yani presentable. Daha fazlasını söyleyemem. Presentable bir arkadaşımız. Kaplanlı falan borsacıyı sever. Yok, Tiger Cheeky Face ya. I am fabulous. Gördüğünüz gibi kahvem bile Tiger Cheeky Face kahvesi. Bu arada reklam falan değil ha. Sadece şu kaplan resmini sevdim. Burkay hediye etti bana. Bunu da çok hızlıca anlatayım arkadaşlar. Buraya geliyor, Roma'da kiliseye geliyor. Kilisede bunlar şey yapacak. Ben kafam karışmıştı. Çünkü bunlar bir ara gece kulübüne falan gidiyorlar. Dedim rahibe nasıl gider? Rahibe olmuyormuş o sırada. Önce bir yemin falan ediyor. Ondan sonra rahibe oluyor. Üstünde de çünkü bir kıyafet vardı. Rahibe kıyafete benziyor. Rahibe kıyafeti değilmiş demek ki o. Tam değilmiş yani. Neyse abi. Orada da işte bir tane kız görüyor. O kıza bazı şeyler yapıyorlar. Bir tane daha böyle deli gibi bir rahibi görüyor. O da bazı spoiler hareketler yapıyor. Burada söylemeyeyim. Hiç sevmediğim bir olay olan sanrılar görüyor.
Bazı şeyler görüyor, korkunç korkunç şeyler görüyor, sonra sanrıymış. En azından bu filmde biraz daha mantıklı. Çünkü baştan söylüyorlar. Bu kız zaten gençliğinde de bazı sanrılar görüyormuş diyorlar. Dedikleri için hani biraz daha mantıklı. Çünkü genelde korku filminin özelliği odur ya. Çok acayip korkunç bir şey görürsün ama rüyaymış çıkar. Ya da hayaletliyse eğer, o zaman çok korkunç bir şey görürsün ama sanrıymış. Neden öyle? Korkunçluk olsun diye. Neyse abi. Sonra işte bu kilisede olanları çözmeye çalışıyor. Spoiler da vereyim arkadaşlar. Çok da bir spoiler değil yani. Oradan bir grup insan Antichrist, yani Deccal'i doğurmaya çalışıyor. Doğurtmaya çalışıyorlar. Şeyden dolayı. İnsanlar korksun da kiliseye geri dönsün diye. Orada da işte şeytan gelip de bazı şeytan büyüdükten sonra bazı işte özel kadınlarla ilişkiye giriyor. Şeyin çocuğu olan. Nasıldı o ya? Şeytanın çocuğu olan. İşte üzerinde 666 diye dövmesi falan oluyor. Doğum lekesi falan oluyor. O olunca şeytanın çocuğu falan oluyor. Yani bir yere bağlanacak diye bekledim. Çok böyle ekstrem bir şey olacak diye bekledim. Bununla ilgili bu kıyamet olayları falan var ya abi. İşte bir kadın Antichrist'ı doğuracak falan filan. Bununla ilgili bir SCP var. Bence o SCP daha ilginç. O SCP'nin filmini yapsalar keşke. Ve ben ciddi ciddi o sandım, biliyor musunuz? Aha dedim, o SCP'nin filmini mi yaptılar acaba? Gore'dan çok kısmışlar. Kısmasalar da daha mı iyi olurdu bilemiyorum. Çok çok az gore var. Çünkü anlamıyorsun da. Şeyi de anlamıyorsun. Şimdi mesela çok böyle dark konular falan diyor. İşte şeytan kadınla ilişkiye giriyor falan diyorlar da. O noktada bile tam görmüyorsun ne olduğunu. Bir. İkincisi de rüya mı gerçek mi onu da bilmiyorsun. O da sıkıntı yani. Maalesef arkadaşlar, düzinelerce son çıkan korku filmlerinin içinde düzinelerce hayal kırıklığı korku filminden bir tanesi bu. Ve şunu fark ettim. O kadar çok oldu ki bu artık. En son ben ne zaman yeni çıkan ve beğendiğim korku filmi oldu lan dedim yani. İki tane hatırlıyorum. Bir tanesi Witch. O da korkunçluktan değil de kaliteli olduğu için hoşuma gitti. Diğeri de yeni Suspiria. O da kaliteli. Yani çok korkuttuğundan değil gene ama kaliteli yani. Seyrederim. Yani Witch ile Suspiria'yı bir arkadaş gelsin desin ki güzel bir korku filmi seyredelim, hemen açarız seyrederiz yani. Yenilerden olsun desin mesela, hemen açarız seyrederiz ama bunların hiçbirisini seyretmem abi. O kadar çok korku filmi çıktı ki hiçbirisini beğenmedim. Beğenmedim abi çünkü yani hiçbir bok beğenmiyorsun diyebilir insanlar ama beğenmiyorum çünkü. Güzel değil yani. Beğenmiyorum abi. Bu filmin tek iyi yanı Tiger Cheeky Face çok iyi oyuncu. Diğerlerinden bayağı daha iyi oyuncu. O bayağı ön plana çıktı yani. 1981 mi ne, o zaman da böyle bir Possession diye bir film vardı. Orada da mesela hem güzel ve hem çok iyi bir kadın vardı. Bu da neredeyse onun gibi. Oyunculuğun iyiliğiyle bayağı ön plana çıkıyor kadın. Çok iyi oyuncu ya. O yani şey gibi. Witch filminde mesela Anya Taylor-Joy parladı ya. O zamanlar isimsiz birisiydi. Bence bu da parlayacak. Çünkü baktım başka ne film çekmiş diye. Başka böyle önemli bir filmde oynamamış. Bence bundan sonra kesin görürüz bunu. Yeni Anya Taylor-Joy olabilir yani. Çok iyi oyuncu çünkü. O SCP'nin numarayı hatırlıyor musun? Hemen bulalım. ChatGPT'ye mi soralım? Nereden bilecek ya? Which SCP was it? The one where a woman has to give birth to something like Antichrist, which would bring the end of the world. So they stop her from giving birth. Bilecek mi bakalım? 231. Aynen bu. 231. Doğru söylüyor. Çünkü 231-7 diyor. Çünkü onun da özelliği şu abi. Neden mesela hoşuma gitmişti o? Şu bakımdan hoşuma gitmişti. Bu bir tire 7. Diğer 6'sı ölmüş mü, öyle bir şey. Bu en son geriye kalan. Bu kadının ölmemesi lazım. Aynı zamanda doğum da yapmaması lazım. Çünkü doğum yaparsa Antichrist çıkıyor. İşte dünyanın sonu geliyor. Dünyanın sonunun gelmesini engellemeye çalışıyorlar. Ama ölürse gene aynı şekilde. Değil mi? Gene dünyanın sonu geliyordu. Çünkü Seventh Seal gibi bir şeydi bu. O yüzden arada sırada böyle günlük mü, iki günlük mü öyle bir şey doğum yapmaya çalışıyor. Öyle bir prosedür uyguluyorlar ki doğum yapmasını engelliyorlar ama aynı zamanda ölmesini de engelliyorlar. Ve o prosedürün ne olduğu söylenmiyor, gizli. İşte film dediğim budur bence. Bu çok güzel bir film konusu bence bu.